Merhaba sevgili öğrenciler, bu videomuzda paragrafta anlama devam ediyoruz. Bu sefer paragrafın kişisini inceleyeceğiz. Olay anlatan metinlerde paragrafın bir anlatıcısı bulunur. Bu anlatıcılar ikiye ayrılıyor. Bunlardan birincisi birinci kişili anlatıcı, bir diğeri ise üçüncü kişili anlatıcıdır. Birinci kişili anlatıcı, ben, biz kişilerinin anlatıcı durumunda bulunduğu paragraflarda görülüyor. Birinci kişili anlatıcı dediğimiz anlatıcı paragrafın kahramanıdır. Olayları kendi bakış açısından anlatır. Kendi başına gelenleri ya da gözlemlediklerini anlatır. Hemen örnek paragrafımız üzerinden nasıl olduğunu görelim. Sabah erkenden uyandım. İlk işim pencereye koşup derin bir nefes almak oldu. Kahvaltıya indiğimde arkadaşlarımın çoktan bir masaya yerleştiğini gördüm. Birlikte kahvaltımızı bitirdikten sonra harika doğaya sahip ormanda yürüyüşe çıktık. Buradaki kişiyi inceleyecek olursak sabah erkenden uyandım. Ben uyandım. Birinci kişi. İlk işim benim işim. Arkadaşlarımın masaya yerleştiğini gördüm. Ben gördüm. Birlikte yürüyüşe çıktık, biz çıktık. Göreceğimiz üzere buradaki her cümlede kişi ya birinci tekil ya da birinci çoğul kişi. Yani bu paragraf olayı yaşayan kişinin bakış açısından birinci kişili anlatıcı tarafından anlatılmıştır. Üçüncü kişili anlatıcıda ise o ve onlar kişileri anlatıcı konumunda bulunur. Bu sefer anlatıcımız olaylara dışarıdan bakar. Olayın kahramanı değildir. Sadece bir kamera gibi kaydedip bize aktarır. Sabah erkenden uyandı. İlk kişi pencereye koşup derin bir nefes almak oldu. Kahvaltıya indiğinde arkadaşlarının çoktan bir masaya yerleştiğini gördü. Birlikte kahvaltılarını bitirdikten sonra harika doğaya sahip olan ormanda yürüyüşe çıktılar. Bu paragrafı okuduğumuzda zaten belirli bir kişi ve kişilerin uzaktan izlenip bize anlatıldığı gibi bir his uyanıyor bizde de. Yine kişilere bakarsak eğer sabah erkenden uyandı, o uyandı. İlk işi onun ilk işi. Yerleştiğini gördü, o gördü. Yürüyüşe çıktılar, onlar çıktılar. Bu parçada da üçüncü tekil şahıs ve üçüncü çoğul şahıs, o ve onlar kişileri kullanılmış oluyor. Fakat dikkat etmemiz gereken bir şey vardır. Özellikle tüm paragraf konusuyla ilgili paragrafta anlam konularının tamamında karar vermeden önce tüm paragrafı dikkatlice okumak gerekir. Aynı şey paragrafta kişi konusu için de geçerlidir. Çünkü bazı paragraflarda birinci kişi olmasına rağmen öncelikle kişinin kendi gözlemleri anlatılıp daha sonra kişi kendisini anlatabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Örnek paragrafımıza bakarsak daha iyi anlayacağız. Saatin alarmı sessizliği yırtarcasına çaldı. Sesten korkan kedi uyuduğu koltuğun altına girdi. Zaten uyanık olduğumdan sesi kapatıp hazırlanmak üzere yatağımdan kalktım. Şimdi bu paragrafta son cümleye kadar anlatıcı kişinin birinci kişi olduğunu anlayamıyoruz. Son cümleye geldiğimizde görüyoruz ki anlatıcı birinci kişiymiş. Çünkü ben olduğumdan, benim yatağımdan, ben kalktım gibi ifadeler kullanıyor. Yani başta kendi gözlemini anlatmış. Bunu gözden kaçırmamak için paragrafın tamamını mutlaka okumalıyız. Çok önemli bir notumuzla paragrafta kişi konusunu bitireceğiz. Paragrafta ikinci kişili anlatıcı, yani sen, siz kullanan anlatıcı yoktur. Kullanan derken ne diyor, neyi kastediyoruz? Yani ikinci kişi paragrafı anlatamaz. Ya birinci ya da üçüncü kişi olacaktır bizim anlatıcımız. Buna dikkat edelim. Bu pek çok yerde kafa karıştıran bir konu
olabiliyor. Altını çizmekte fayda var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.